şimdi Hamdi Aslan'la birlikte Trabzonspor'un gündemini değerlendireceğiz. Günaydın diyelim Hamdi Hocamıza, iyi pazarlar dileyelim. Teşekkür ederim Ceyda Günaydın. Sana da iyi pazarlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür edersem de hocam. E, Trabzonspor'un taze haberlerini gazete manşetleri üzerinden paylaştık izleyenlerimizle dinleyenlerimizle. E, tabii transfer haberleri e, sayfaları süslüyor bordomalılar da. E, şu ortamda en şanslı takımlardan biri Trabzonspor diyebiliriz. E, hemen size de sorayım tabii bir teknik adam olarak görüşünüzü de alayım. Galatasaray'da Fatih Terim'le devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken Fenerbahçe'de aynı şekilde Emre Belezoğlu'yla devam edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la bir sözleşme yenilenmesi aşaması var. Tüm bunları düşünürsek Trabzonspor'da hali hazırda Abdullah Avcı zaten geride bıraktığımız sezonda önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapıyordu. Trabzonspor bu anlamda şanslı diyebilir miyiz? Evet ben yani bu sene Trabzonspor e, ligin kazananlarından bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Yani ben tabii ki bunu derken bu yeni sezon planlaması, ileriye dönük yapılanma, e, takımın genel durumu, işte Abdullah Hocanın uzun yıllar e, Trabzonspor'u yapabileceklerine dair e, çalışmaları falan. Yani bundan dolayı e, yani bu sene Trabzonspor e, bu anlamda çok elinde, çok kolay e, gelecek planlaması için başarılı. E, şekillendirebilecek çok büyük bir doneler olduğunu hep söylemişimdir. O yüzden ben Abdullah Hoca tabii ki son haftalarda değil, bir gün ilk yarısından sonra tabii ki bu planlamalı içerisine girdi. Bu anlamda Trabzonspor bence bu dönemi, transfer dönemi çok daha sağlıklı. Beklentilerin ne olduğunu çok net bilerek bence bu transfer dönemi içerisinde çok rahat hareket ediyor. Biraz önce tabii ki Ceyda senin de saydığın gibi bu transfer oyuncu isimleri Trabzonspor'un bence gelecek yıl planlaması içerisinde Trabzonspor'a katkı yapabilecek çok önemli isimler olacağını ben düşünüyorum. Evet bu sene Trabzonspor dediğim gibi şanslı kulüplerden bir tanesi olduğunu ben düşünüyorum. Ve bugün fotomaç gazetesinde de yer alıyor. İkinci kez bir İtalya seferi gerçekleştirecek Trabzonspor. Cornelius iddiaları hala Tazeliğini koruyor. E, futbolcu ve Trabzonspor'un teklifinin arasında bir fark vardı. Ama bir kez daha bir demi yerindeyse yoklama çekecek Trabzonspor. Cornelius için hocam. E, Gervinho transferi e, resmiyet kazanmasını e, artık bekliyoruz. E, ıslak imzaya kaldı. E, o kısımda sıkıntı yok ama Cornelius için neler söylersiniz hocam? Takıma katkılarını da düşünecek olursanız. Yani Gervinho... E... Cerminio, e, Koyta baktığın zaman e, yani şu an e, bence e, sezon gelecek sezon için olan isimler yani bunlar artık e, karşılıklı sözleşme olarak anlaşılan oyuncular. Cornelius e, tabii ki ben Koyta e, bence Trabzonspor'un şu an transferinde gerçekleşen bir isim olarak söyleyebilirim. Yani o yüzden Cornelius. Tabii ki şu an belki Trabzonspor'un olumsuz da olsa e, çok fazla üzüleceği ben tahmin etmiyorum. Yani e, Koyut'a anlaşması bunu birazcık olsun... E, gölgede bırakacağını e, ben düşünüyorum. E, tabii ki Trabzonspor Santrufor arıyordu. Yani bu, bu bu anlamda ilk gittiği isimlerden de bir tanesiydi ama Koyut'a ilgisi hep vardı. E, o yüzden Cornelius bakıldığı zaman birazcık olsun e, yani ben Canini'ye benzer bir oyun yapısı var. Yani belki bu anlamda çok fazla Trabzonspor ısrar etmeyecektir. E, evet fizik olarak baktığı zaman cihaz sahası içerisinde e, gol vuruşu olarak önemli bir e, rolü oyuncusu. E, ama dediğim gibi yani ben Koyita'yı e, çok net e, artık Trabzonspor'da söyleyebildiğim için ve o yüzden Cornelius olmasa da Trabzonspor e, bu anlamda çok fazla üzüleceğini ben tahmin etmiyorum. Ve tabii aynı zamanda e, takım Zinedin Ferhat iddiaları da var. Sol bekte Melling'in yanı sıra fırtına Nim'den bir e, futbolcuyu daha transfer etmek istiyor. O da Ferhat. E, Melin konusunda kıran kırana pazarlıklarını sürdürüyor Trabzonspor. E, ama bir isim daha e, Ferhat'ın şartlarını da araştırıyor. Önümüzdeki sezon e, sözleşmesi bitecek olan bir futbolcu. E, takım içinde sol yapılacak takviyelerle ilgili neler söylersiniz? Olur. Yani o pozisyon için evet oyuncu aranıyor. Yani bekle ilgili e, Norveçli bir e, oyuncu vardı. Yani ülke olarak hani, nerede oynadığını çok fazla bilmiyorum ama e, çok fazla ismi de gündeme gelmedi. Yani düne kadar e, her şey biraz olumlu giderken dün akşam biraz sıkıntılar yaşandı. E, yani bu birazcık Trabzonspor'un canını sıktı. E, o bölgeyi muhakkak Trabzonspor oyuncu takviyesi içerisinde bulunacak. Yani e, bakılı zaman... Norveç sakat e, transferinin e, geriye dönüşü e, en azından gelecek sezon olacağı da düşündüğümüz zaman yine o bölge için bence bir oyuncu transfer içerisinde ve şu an belki de en yoğun olduğu e, bölge sayabiliriz. Yani diye alınan oyunculara bakıldığı zaman belki bir orta sahada e, alınabilir diye düşünüyorum. Yani Abdullah Hoca hep sosyal pozisyonunda bir oyuncu istiyor yani o yüzden e, yani onu bu sene nasıl nereden e, transfer ederler e, onu çok fazla şu an netleşmedi ama Solbek konusunda Trabzonspor muhakkak e, transfer sezonunda e, bu mevkili ilgili bir olumlu e, bence geri dönüş yapacağını ben de bekliyorum çünkü Siz... Trabzonspor için çok önemli bir e, mevki olacak. Yani bakıldığı zaman sağ kenardaki transfer e, bu sene çok defansif bir iki kenar bek oynadı Seltan'la Marlon. Abdullah Cah artık burada oyuna katık yapabilecek iki tane kenar beki istiyor. E, sağ bek olarak transfer yapıldı. Şimdi hedef e, sol bek tabii ki. Senin de dediğin gibi Ceyda. Tabii Marlon demişken hemen Marlon'un takımdaki geleceğini de sormak istiyorum. İlgilenen, ciddi şekilde ilgilenen e, Türk kulüpleri de var Süper Lig'de e, Marlon'la. E siz takımda kalmasını mı doğru bulursunuz yoksa yollarını ayrılmasını mı hocam? Yani Marlon gerçekten çok e, profesyonel bir oyuncu. Yani bu sene belki Trabzonspor'da bilmiyorum istatistikleri ama Ceyda'yı en fazla oynayan oyuncu rolünde olabilir. Yani çünkü ben sakatlık yaşadığını hatırlamıyorum ama belki cezalı bir maç durumu düşmüş olabilir e, Farukcan Oynadığı hatırlıyorsam başka şey başında evet. yani gerçekten çok çok e, işten oynayan e, gerçekten her gün e, takıma katkı yapmaya çalışan çok çok keyifli bir e, oyuncuydu e, Tabii ki ilk yılıydı ama her geçen gün bence yukarıya doğru gittiğini ben düşünüyorum Hatta ben Marlon'un eğer kiralık anlamında Trabzonspor'a çok fazla bir maliyeti olmasa ben sanki Trabzonspor'un tekrar bir yıl kiralık daha kullanılacak diye bekliyordum. Ee, ama bilmiyorum herhalde rakamsal e, belki biraz şeyleri var diye e, ben duymuydu. Biraz rakamsal boyutları Trabzonspor'u yorar diye e, söylemler olunca sanki vazgeçtiler gibi düşünüyorum. E, ama ben dediğim gibi e, eğer Trabzonspor'a e, çok fazla bir maliyeti olmasaydı kiralanmasında tekrar bir yıl kalmasından yanaydım. Yani çünkü e, bakıldığı zaman son haftalarda katkı yapan bir oyun içerisindeydi. Ee, ama gidecek gibi e, duruyor bilmiyorum maliyetinden dolayı. Ben Baker'ı da bu arada Gediz Trabzonspor'da Abdullah Hoca gelecek yılda kullanabilir diye e, bir söylem içerisindeydim ama e, Baker'da e, herhalde Trabzonspor gelecek yıl e, kadrosunda kullanmayacak. E, bu anlamda bir orta saha oyuncusunu biraz önce bahsettiğim gibi eee Karagümrük takımının kaptanı sizlerle çok ilgilendi. Hatta onu çok e, istiyordu. Ee, ama o olmadı ve herhalde, herhalde bu konuda başka bir arayış içerisine gireceğini ben bekliyorum. Bir de tabi hocam Trabzonspor'un gençleri var. Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen, Serkan Hasan, Faruk Can, Hakan Yeşil. Ee, Birçok Anadolu takımının ilgisi olduğunu biliyoruz ee, bu genç e, Bordo Mavili futbolculara. E, ama e, Abdullah Avcı kesinlikle bu genç isimlerin kadroda kalmasını istiyor. Yani tabii sezon içerisinde oynanan e, oyun sayısı çok artık yükseldi Ceyda. Yani bu yüzden bu tip oyuncular da yaklaşık iki yıldır Trabzonspor'un A takımıyla antrenmana çıkıyor. Yani sonuçta bir de beklentisi olan bir oyuncu bu grubu bu grup. Yani ben Abdül Hoca bu grubu çok kolay e, hani bize ait olmakta zorlanırsın deyip de çok fazla bir yerlere göndereceğini ben zannetmiyorum, düşünmüyorum. Hani çok geniş bir kadron olur. Belki mevkide bir yığılma olursa muhakkak yine Trabzonspor gazeteminde e, takip edilebilecek e, bir ara transferler içerisinde girebilir ama ben ilk planda e, bu oyuncuların eee kadroda Abdullah Hoca ile beraber çok değerli olabileceklerini ben düşünüyorum. Hepsi de Trabzonspor için e, belki 2-3 yıl içerisinde hep sahada görebilecek olduğumuz oyuncular, oyuncuların hem altyapı kalitesi hem oyun kaliteleri bence bu anlamda Trabzonspor için yeterli olacağını ben düşünüyorum. Özellikle Hakan, Farukcan, Ahmetcan, Stoper'e baktığımız zaman hatta Atakan, bunlara da söyleyebiliriz. Yani bunlar Trabzonspor'un gelecekte kullanabilecek olduğu önemli oyuncular olacağını ben bekliyorum Ceyda. Çok teşekkür ediyoruz Samdi Hocam. Kıymetli değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık.